2022 düğün sezonu da artık Ramazan'dan sonra başlıyor. Hem düğün yapacaklar hem de esnaf çok umutlu. Bildiğin üzere üst üste 2 yıl pandemi sürecinde düğünlerin ertelenmesi, yapılan masrafların veyahut yapılacak masrafların kısıtlanmasıyla ilgili esnaf ve düğün yapacakların umutları hep 2022'ye kaldı. Bu yılda bildiğin üzere fiyatların yükselişiyle insanlar düğün masraflarını ve düğünlerin yoğun bir şekilde olacağı, esnafın da kendisini buna göre hazırladığı beyaz eşyadan tutun mobilyaya kadar, yine aynı şekilde çiçekçiden fotoğrafçıya kadar, pastacıdan taksiciye kadar herkes bir telaş içerisinde. Ve umut ediyoruz ki bu 2 yıl telafi edecek en güzel yıl inşallah ki bu yıl olacak. Tabi Ramazan'dan sonraki aylarda bildiğiniz üzere hem yazın gelmesi hem de düğün sezonundaki hareketlilik piyasaları da canlandıracak. Olumsuzlukların da sonunda böyle bir umut başlangıcı da doğmuş olacak. Biz şunu öneriyoruz, diyoruz ki düğün yapacaklar bir an evvel ihtiyaçlarını alsınlar. Ekonomik durumlarına göre, kendilerine göre yapacakları harcamaları da dikkat ederek bu seneki sezonda 1 milyon üstüne çiftin evleneceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi ekonomik olarak ekonomiye katkı koyacaklar. Yeni yuva koyacaklar çünkü. Bu arada da tabii geçtiğimiz yıllardaki 600 küsur ve 700 bin arasında olan düğünler bu yıl 1 milyon üstüne çıkacak. Böylelikle de bütün sektörlerde bir canlılık olacak. Bu da ekonomik hem de insanların yeni yuva kurmalarından kaynaklanan mutluluklarını hep birlikte yaşayacaklar. Şununla ilgili tabii kuyumcusu, aynı şekilde diğer mutfak geliştirici satanlar, yine perdecisi, her sektörün önemli ölçekte düğün yapan insanlara da yardımcı olması ile ilgili tabii başta bankaların elini de biraz taşın altına koyup daha ucuz kredi modelleriyle en azından çiftlerin bu yılki düğünlerine katkı koysunlar, mutluluklarına ortak olsunlar. Böylelikle hem devletin üstündeki yükler hem de ailenin üzerindeki yükler önemli ölçekte giderilecek. Bu düğün sezonunun bereketliliği de tabii inşallah mahsullere de yansıyacak. Fiyatlarda da bir gerileme veyahut bunlar için özel hazırlanacak paketlerle de bunların daha mütevazi fiyatlara kuracakları yuvalara katkı koymasının gerektiğini hep söylüyoruz. İnşallah ki umduğumuzu bu yıl bulacağız. Esnaf da bu süreçte hem hareketli yaşayacak hem de bu hazırlıkların tamamlandığı bu günlerde düğün sezonunun başlamasıyla da bütün sektörler rahat edecek. Düğün maliyetleri de bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha tabii yüksek olacak. En mütevazi düğün, yani evinizin önünde yapabileceğiniz ama artık biliyorsunuz yapmak mümkünat yok. Bir düğün salonundaki düğün maliyetlerinin de 150 bin lirayla artık vereceğiniz yemeğin türüne, garnitürüne veya işte yapacağınız ses sanatçısına ödemelerle birlikte 200 bin civarına çıkacak. Hatta daha büyük mekanlarda yapılan düğünlerinde hem aileler için önemli bir tabii harcama kalemi. Ekonomik büyüklüğünü eğer 1 milyon ortalama 100 milyon liradan hesap etsek bile çok büyük paralar. Bunlar da tabii ekonomik canlılıkta ön alacak.